arkadaşlar, Temporal Recruitment ile ilgili biraz bilgi vereyim. Ağustos'un 24'üne kadar açtığımız TOS karakterleri Temporal Recruit oluyor. Burada ilk epizod serisini bitirdiğimizde Yeni Dünya Uzay üstüne geliyoruz. Burada bu elemanla konuşmak gerekiyor. Logistik Officer. Yanlışlıkla Akademi İmmi. Şu an için gereksiz. Levellerken daha önce Facebook'ta paylaştığım bu Tribble koduyla bu Tribble'ı çalıştırarak levellerseniz biraz daha fazla puan almış olursunuz levellerken. Logistikle konuştuktan sonra bizi önce terziye yönlendirecek. Burada mavi oklar görürsünüz önünüzde. Burada bir terziyle konuşmak gerekiyor. Ardından burada bu elemanla, temporal ajanla konuştuk mu? Greetings. How can I assist you today? Or in the future? TOS karakteriyle bu temporal transporter cihazını aldık mı? Tıpkı daha önceki Delta Recruitment'teki bir cihaz. Onu aldık mı? TOS karakterimiz temporal oluyor. Bundan sonra istediğiniz zaman geliştirebilirsiniz. Ödülleri almaya devam edeceksiniz 24'ünden sonra. Fakat bu temporal cihazını 24'üne kadar alabileceğiz. Şimdi temporal cihazında neler varmış? Her 10 levelde bir yer malzemeleri veriyor. Kit modülleri, zırhlar. Ben genelde yerleri tercih ediyorum. Uzay malzemeleri de var ama yerleri tercih etmek daha faydalı. Spesializasyon yükseldikçe upgrade malzemesi veriyor. Değerli bir malzeme. RD yükseldikçe RD materyali. Epizod serileri bittikçe Dilityum ve enerji karesi veriyor. Admiralty bittikçe bu karaktere ve yan karakterlerinize gemiler veriyor. Tek kullanımlık. Daha üst seviyelerin hediyelerini bilemiyorum. Repitasyon önemli. Tüm reputasyonları sonuncusu dair bitirdiğimizde tüm karakterlerimizle ultra rare ve 13 seviye malzeme alabileceğiz. Reputasyon set bonuslu malzemeler. Daha önce very rare ve 12 alabiliyorduk. Bu bir geliştirme olacak. TOS ve temporal ajan karakterimizin reputasyonlarını bir an önce geliştirmeye bakalım. Görev subaylarını geliştirdikçe faydalı görev subayları veriyor. Özellikle 4'lerde okuduğum kadarıyla borsada yüksek miktarda satılan Zemok ve benzeri officerları hediye veriyor. Bu karaktere ve muhtemelen diğer karakterlere de verecek. Filoya bağışlanabilecek malzemeler veriyor. İşte burada epizodların içerisinde çeşitli bulmacalar çözülüyor. Bu simgeleri gördüğümüz yerlerde o malzemelerini arıyoruz. Bunları çözdükçe her epizodda yok. Olduklarında buradan bakabiliyoruz hangi epizodlarda var. İsmi yazıyor epizodun. Burada bu malzemeyi alıp içinden marka seçebiliyoruz. Bu seçme aşamasını 50 level olduktan sonra yapabilirsiniz. Delta'da anlatmıştım. Şimdi karakterimizle 50 olduktan sonra bu reputasyonlar başlıyor. 50 level hediyesi 250 marka vermesi her birinden. Ama reputasyonların 5 olmasına yetmiyor 250. O yüzden o diğer 25-25 verenlerden alıyoruz ve bölüştürüyoruz markalara. İşte edinmesi en zorlar hangisidir? Onlara daha çok veriyoruz. Mesela Iconian. Zahmetlidir yani toplaması. Undyne Delta. Bu üçüne daha çok marka verebiliriz. Gerisine daha az. reputasyonlara başlamadan claim sponsorship alıyoruz. Daha önce reputasyonu bitirmiş bir yüksek karakterden sponsorship misyonu var onda. Ondan kağıt alıp bunu da claim ediyoruz. Önce buradaki 3. sıradaki misyonu çalıştırıyoruz. Örneğin temporalde bekletiyorum şu an. Başka bir karakterim yapıyor. O karakterimde mesela 140'lık misyonu da çalıştırdım. Bir burada 340'lık var, bir de 140'lık. O daha hızlı T5'e ulaşsın ve diğer karakterlere sponsor olabilsin diye. Bunların hepsi bitti mi? Hem büyük miktarda Dilityum alabileceğiz, hem kendi markasından büyük bir miktar alabileceğiz. Hem de sponsor olacak bu yeni karakterlere. Store'dan karakterimiz 40 olduğunda buradaki gemileri kullanabiliyoruz. 40'tan sonra T6 olsalar bile kullanabiliyoruz. Skill'lerde ben Science Ultimate ve Taktikala yüksek puanlar vermeye çalıştım. Bu şekilde 48 levelde Science Ultimate'in her iki gerekli malzemesine açılabiliyor ve epizodlarda daha verimli ilerlenebiliyor. Skill tablosunu bu şekilde yaptım. Grant'ta silahlara daha çok verdim. Ve spesializasyonda önem verdiğim yeni gelen temporal ve stratejiste, yani kullanacağımız, en sonda kullanacağımız bu ikisi, stratejist ve temporal. Fakat Commander'ın, ilk önce Commander'ın ekstrovertini açmak, daha önce de anlattığım gibi bu spesiyalizasyon kaydında daha hızlı, diğerlerine daha hızlı puan almamıza yarıyor. Bunu tutmak aktiflerde işimizi görür uzun vadede. Bu aletlere tıkladığımızda ardından burada claim diyoruz. Buradan tıklanıyor. İlkini tıkladığımızda ikincisi, üçüncüsü geç gelebiliyor. Onu aklınızda bulundurun. Böyle ilerledikçe yanacaklar bunlar. Alabileceğiz ödüllerine. Buradan trade'ler gelecek. Sanırım bir yerden de daha farklı. Personel trade'ler geliyor. Yani oldukça faydalı bir recruitment açmak. 4 tane ırk arasından seçebiliyoruz. Human uzay için iyidir. Vulkan yer. Telarit ve Andorian da yer için iyidir ama en verimlisi Vulkan. Tabi her sınıftan birer ve farklı farklı ırklardan açabilirsiniz. Birkaç karakter açmada fayda var. Ardından ilk seriyi bitirdiğimizden sonra bu epizod serisi bölümünden ilerliyoruz. Bir gezegene yaklaştığımızda farklı farklı misyonlar çıkıyor. Onlar ileriki seviye oyuncular için misyonlar. Bu epizod serisinden ilerlemek işinizi görür ve kolaydır. Buradan Delta'yı yapmamız gerekiyor. Futura Proof yapmamız gerekiyor ödüllerden alabilmek için. Iconian şu an